Başlayayım mı arkadaşlar? Evet, değerli basın mensupları, biraz önce Merkez Yönetim Kurulumuz olağanüstü bir toplantı yaptı. Ve bu toplantıda İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin arkadaşımız, milletvekili arkadaşımız Enis Berberoğlu ile ilgili kararını yok saydı açıkçası. Ben burada izninizle önce anayasanın iki önemli hükmünü hatırlatarak konuşmama başlamak istiyorum. Anayasanın 11. maddesi. Şöyle söylüyor, kısaca ifade edeyim. Herkes anayasaya uymak zorundadır diyor. Yine anayasanın 153. maddesi de herkes anayasa mahkemesinin kararına uymak zorundadır diyor. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymayı reddetmiştir. Karar son derece açıktır. Hak ihlali vardır. Enis Berberoğlu'nun hakları, milletvekilliğiyle ilgili hakları çiğnenmiştir demesine rağmen 14. Ağır Ceza Mahkemesi diyor ki ben buna uymam ve kararı değiştir, yani yeniden yargılamaya da yeniden bir yargılama yapılmasına da gerek yoktur hükmüne var. Değerli basın mensupları, Anayasa Mahkemesi kararına bir alt mahkemenin uymayı reddetmesi açıkçası anayasayı çiğnemektir. Anayasa Mahkemesi ve milletvekilinin kendisine milli irade tarafından verilen hukukunu, hakkını yok saymaktır. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yaptığı aslında görev suçudur. Ve bu çerçevede Hakimler Savcılar Kurulu daha önce birçok olayda yaptığı gibi bu defa da burada re'sen harekete geçmelidir. Değerli basın mensupları, tabii bu konu iki gün içinde 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne intikal edecek ve burada gerekli karar verilecektir. Umarız 15. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla bu hukuksuzluğa, bu hukuk garabetine son verilir. Değerli basın mensupları, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zeminde hak, hukuk, adalet arayışımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Burada açıkça belirtmek istiyorum ki devletin temeli adalettir. Adalet çürürse işte ikide bir de bahsedilen beka sorunu orada başlar. Ve şunu açıkça görmemiz lazım. Bu ülkede hukuk devleti zayıf düştükçe, demokrasi zaafa uğratıldıkça milletin cebi de boşalmaktadır. Bugün ekonomide yaşadığımız buhranın en önemli nedenlerinden biri de hukukun bu şekilde ayaklar altına alınmasıdır. Sözlerime son verirken tekrarlıyorum. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem milletvekilimizin hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hem de diğer tüm haksızlığa uğrayan insanların hakkını, hukukunu her zeminde taviz vermeden aramaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hayır, teşekkür ediyorum.